Bize yolladığınız o kitaplar, bir cemaatin evet. kitapları. O vakadan biraz bahsedin, evet. o paylaşımlarını da göstereceğiz şimdi. Şimdi okul müdürü hiç ilçe veya il milli eğitim müdüründen izin almadan, hani o yazışmayla izin alır normalde, velilerden de izin almadan, yani bilgi de vermeden, üç kitabı, bir cemaatin üç kitabını ücretsiz olarak öğrencilere dağıtıyor. Evet. Ve bu kendisine sorduğu zaman da izin alma gereği de duymadı. Böyle bir cesareti de var enteresan. İşte güçlü yani, olduğunu düşünüyor. Arkasında Milli Eğitim Bakanı olduğunu düşünüyor. Bunun da özellikle Milli Eğitim Bakanı'nın bu pervasızca, ben işte çatlasanız da patlasanız da bu STK'larla tırnak içerisinde protokoller imzalayacak. Protokol yapmaya devam edeceğim arkasından gelmesi çok enteresan. Hani önceden yine ilçe ve il milli eğitim müdürlerinin gözetiminde falan yapılıyordu. Mesela Ordu'da böyle bir şeye de çok bireysel yapmasına gerek yok. Bir örnek de ben vereyim. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 3 müdür yardımcısının birisi İlim Yayma Cemiyeti'nden, diğeri Ensar Vakfı'ndan, üçüncüsü de Cihan Numa'dan. Zaten parsellenmiş evet, durumda. Olay o Milli Eğitim Bakanı da Cihan Numa'nın kurucu i̇şte kitaplar şu anda başkanı. Gösteriyor üç bu kitap bunlar. Bunlar Işık herhalde cemaatinin kitapları. Sonra ben bu adam hani kimdir, ne cüret, şunun bir sosyal medyasını bir karıştırayım dedim, bir baktım ya inanamadım. Yani dehşet şeyler var. Bir okul müdürü düşünün, hiçbir resmi bayramı 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos bir bayramı paylaşmaz mı insan ya, okul müdürüsün sen. Sonuçta öğrencilerin senin takip ediyorlar, hani orası kişisel sayfan olabilir ama kişisel olamazsın o makam mevkide otururken. Mesela ben Mustafa Adıgüzel, ben kendimi kişisel olarak bir özel sayfam deyip de istediğimi burada yapamam. Çünkü bir milletvekili kimliğim var, bir kamu görevim var. Şimdi seni öğrenciler takip ediyor. Şimdi sen o okulun müdürüsün. Bir de Fen Lisesi burası ya. Ordunun en güçlü liselerinden birisi. Ve ilimin, bilimin olması gereken bir yer. Bir bakıyorsun sosyal medyasına, bir tane mesela 10 Kasım bir kez paylaşım yok ama Meczup Mısıroğlu'nun Atatürk'e defaatle hakaret eden, keşke Yunan galip gelseydi diyecek kadar ileri giden, hatta o kişinin adı Turgay Türkmen o arada. Bu arada bakın laik, laik çağdaş eğitimi Türkiye'nin başına bela diye paylaşım yapmış mesela burada. Birinci Dünya Harbi'ndeki Nablus Meydan Muharebesi'nde Atatürk'ün bir askeri deha olarak bakın oradan 7. Ordu'yu kurtarmasını bile kötüleyen Kadir Mısıroğlu, bak burada aslı Yahudi olan bir komutan derken Atatürk'ü kastediyor. Evet, evet. Ve bunu bu müdür paylaşıyor ya. Yani bu müdürün hangi Atatürkçü eğitimi, hangi cumhuriyet, hangi demokrasi, hangi kurucu değerleri bu öğrencilere verebilir ki? İşte bakın 24 Haziran seçiminin arkasından zafer Allah'tandır diyor. Yani inanılmaz bir şey yani. Ben hani normalde bu tür adamlar aramızda hep var demek ki. Fakat böyle bir şeyle beraber karşımıza geliyor. Yani ortaya çıkıyor. Yine geçtiğimiz son seçimi de bir Arapça yazıyla kutlamış. Orada işte elhamdülillah işte mesela şu. Allah'a şükürler olsun diyor. 28 Mayıs bakın. Yani bu enteresan. Şimdi bunun sayfasını takip yani eden görüş, öğrencilerin... Görüş. Zaten sayfasına baktığınızda Erdoğan'ın fotoğrafını görüyorsunuz. Hep Erdoğan'ın yani fotoğrafı. Hani yani sonuçta onu ben... zafer Allah'tandır ya da işte bu türlü bir zafer yazısı. Şimdi sonuçta öğrenciler, o işte önlerinde kendilerine bir idol görecekler. Ya bir okul müdürü. Yani bunu örnek alacaklar demek ki. Şimdi bu hakikaten fecaat bir durum. Ama bunun bu kadar... hani cesaretle bu işe çıkmasının nedeni işte bu Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanı'nın kendisinin de ben açıkça söylüyorum. Yani cemaatin, tarikatın başı bu adam. Niye? Çünkü zaten Cihan Numan'ın kurucu başkanı bu. Evet söyledi onu. Aynı yani bu şu anda sadece Cihan Numan da değil. Bütün cemaatlerle, tarikatlarla protokoller imzalıyor. Onunla da yetmiyor. Kendisinin yine söylediği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'yla, kamu kurumları dediği o, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla protokoller imzalıyor. ÇEDES projesi ortada. Yani onu da din görevlileriyle, Diyanet'le beraber bazı illerde başlattı. Giderek artıyor ve çok da rahatsızlık verici. Yani ÇEDES dediğiniz şey, çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Ya çevreme duyarlıyım deyince burada acaba kim çalışıyor diye bir bakıyorsun, hepsi din görevlisi. Ya din görevlisinin çevreyle ne alakası olabilir? Ya sen Greenpeace'ci misin? Sen Tema Vakfı'ndan mı? Hangi eğitimi aldın? Fakat sonra bu nedir diye baktık.
götürdükleri öğrencileri camilerin içini ve dışını mıntıka temizliği yaptırıyor. Herhalde çevreden kasıt herhalde bu oluyor. Hı. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman Milli Eğitim'in kendi işini yapmadığını, kendi işini Diyanet gibi bir takım vakıflarla ortak ettiğini, daha da kötüsü işte bu STK dediği cemaatlere, tarikatlarla ortaklık ederek adeta bir paralel yapı halinde yürüdüğü gözüküyor. İşte Yusuf Tekin de bu paralel yapıların en başındaki koordinatörü. Yani böyle bir tabloda yaşıyoruz. Burada söylemek istediğim bir şey daha var. Yusuf Tekin'in aslında bu sürecin daha öncelerinde yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın bürokrasi aşamalarında bu işleri hep yönettiği, yani Bakan Ziya Selçuk veya sonraki dönemde Mahmut Özer zamanında da aslında geri planda bu işleri yönettiği ve nihayet iki bakan da çekildikten sonra doğrudan yetkiyi ona vererek şimdi tek elden yönettiği anlaşılıyor. Yani daha önceden de bürokrasisinde vardı bu işin. Bu adam. Zaten müsteşar da müsteşarlık tabii varken benim burada çok kızdığım, evet, çok kızdığım bir şey daha var. Her zamanki gibi iki cümle öne çıkıyor. Orada da söyledi. Birisi bu cemaat ve tarikatları STK olarak nitelemek. İkincisi de işte çocuklarımızı dağa çıkarmaktan alıkoyuyoruz. Hı. Ya her iki cümlede tanıdık. İkisi de FETÖ terör örgütünün önceki dönemdeki FETÖ yapılanma, o Fethullah cemaatinin savunurken de bunlarla savunuyordu. Ona da STK demişlerdi. Burada dünya kadar söyleyen AKP'li siyasetçinin sıralarım ona STK diyen. Yine terör örgütünün elinden çocuklarımızı işte dağa çıkartmıyoruz, engelliyoruz söylemi de Fethullah için. Şimdi bunlar da aynı. Bu şimdi de aynı şey söyleniyor ama önümüz yine aynı şekilde olabilir, olacak bu şekilde giderse. Çünkü bütün bu tarikatlar sadece Milli Eğitim'de değil, işte biraz önce bahsettik. Milli Savunma'nın içerisinde, Emniyet'in içinde, İçişleri Bakanlığı'nın içinde. Yani İçişleri Bakanlığı'nda ve Emniyet'te daha çok menzilin, Sağlık Bakanlığı'nda, diğerinde bir başka birisinin. Ya hakikaten tarikatlar ve cemaatler şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni parsellemiş durumda. Bunun sivil uzantıları da var. İşte özellikle de eğitimde ve savunma alanındakileri çok çok tehlikeli buluyoruz. Çünkü direkt eğitim üzerinden geleceğimize bir tahakküm koyuyorlar. Savunma da doğrudan zaten milli güvenliğimize kastediyor. O yüzden ben Yusuf Tekin'i, Milli Eğitim üzerine konuşuyorum, şu anda bir milli beka meselesi olarak görüyorum. Hı hı. Yusuf Tekin şu anda milli bir beka sorunudur, derhal görevden el çektirmedir. Orada görevde durduğu bir gün bile bu ülkeye ihanet içerisindedir. Hı hı. Derhal el çektirmedir. Suç duyurusunda bulunuldu ancak tabii ne kadar işleyecek mekanizma biliyorsunuz, bir bakanla ilgili suç duyurusunda bulunuyorsunuz ama işte dokunulmazlığın zırhına şey yapıp Adalet Bakanı'nın izni gerekiyor falan filan. Bakalım ne olacak, evet. Kamer Genç'i hatırlıyoruz. Kamer Genç dedi ki ben zaten fikirlerim belli. Değil mi, mecliste evet. Konuştu. Yani bu size zararı gelecek bu işin. O yüzden Sayın Erdoğan aklı eğer hani İyi düşünürse, iyi projeksiyon yaparsa, aklını kullanırsa bunu derhal görevden el çektirir. Çünkü bizim fikirlerimiz belli. Biz her zaman bunun karşısındayız ama esas zararı onlara verecek. Kendisine verecek. Şimdi tabii bugün önemli bir gelişme oldu Cemil Hoca. Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı kendi sosyal medya paylaşımından duyurdu. Ve emniyet içerisinde 400'ü aşkın sayıdaki kişi hakkında İşte FETÖ terör örgütüne iltisaklı olduğu gerekçesiyle el çektirildiği ve soruşturma açıldı. Yani şimdi 2016-15 Temmuz'dan bu yana 7 yıl geçmiş. Hala demek ki emniyetin içerisinde bu kişiler çalışabildiler, barınabildiler. Her türlü araştırma yapılamadı demek ki yeteri bir şekilde. Sonuçta o tarikat ve cemaat yapılanmasının devlet kurumları içerisine girmesi kolay ama çıkması ve orayı terk etmesi çok daha zor anladığım kadarıyla. 7 yıldan beri bu kişilere yönelik en ufak bir şey yapılmamasından anlıyorsunuz bunu. Tabii az önce siz de söylediğiniz emniyet içerisinde işte Nur Cemaati, Menzil Cemaati'nin çok büyük etkisi var. TSK içerisinde tabii yine bir yapılanma olduğu, Nur tarikatına bağlı olan bazı yapılanmaların olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda menzilcilerin güçlü olduğuna yönelik bilgiler var. Milli Eğitim'de İsmail Ağa Cemaati'nin çok daha güçlü olduğuna yönelik raporlar var. Ne diyorsunuz Cemil Hoca? Siz bir öğretmensiniz aynı zamanda. Az önce ordudaki vakayı
da yorumlamanızı isterim doğrusu. Sonra sizin bu paylaşımlarınızdan sonra herhangi bir gelişme oldu mu o kişiyle? Soruşturma açıldı şu anda. Evet. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürü'yle ben görüştüm, İl Milli Eğitim Müdürü'yle. Soruşturma açıldı. Şimdi ordu valisi hakikaten devlet adamı. Ben bununla ilgili gereğini yapacağını düşünüyorum. Ama el çektirilip soruşturma yapılırsa daha doğru olur. Çünkü evet, her şey ortada. Özellikle de şunu kabul edemeyiz. Yani Atatürk'e Yahudi diye suçlama yapıp her türlü hakareti annesine kadar yapan ve milli mücadelenin düşmanı bir adamı 5-6 kere paylaşıp da bir tane Cumhuriyet ve Atatürk paylaşımı olan bir adamı orada kimse istemiyor. Evet. Çünkü o olduğu bölge, o okulun olduğu yerde milli duruşu olan, Cumhuriyetçi, Atatürkçü duruşu olan bir yer. Eğer onlar çözmezse veliler bu işi çözer. Evet. Bakın ben uyarıyorum bu işi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mağdur olan kişilerden birisiniz aynı zamanda Cemil Hoca. Gerçi işte o dava sonra gitti, sonra siz göreve geri iade edildiniz, sonradan yine başka...